Pandemi sebebiyle de kan stoklarımız oldukça azalmıştı. Bu arada da hakikaten gerçekten de çok kan ihtiyacı oldu. Hemşehrilerimizin, tabii biz dünya genelinde konuştuğumuz için, hemşehrilerimizin kan ihtiyaçlarını yerine getirememekin üzüntüsü içerisindeydik. Bunu düşünerek siyasi partilerimizi bir ziyaret edelim dedik. Sağ olsunlar, siyasi partilerimiz de gereken ilgi gösterdiler. Geçtiğimiz hafta İyi Parti üyeleriyle birlikte geldiler. Sağ olsunlar, büyük bir destek verdiler ama bugün de AK Parti başkanı ve üyeleri geldiler. Açıkçası ben bu kadar kalabalıkta beklemiyordum. Başkanımızın şahsında tüm AK Parti teşkilatına minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Kan gerçekten acil değil, sürekli bir ihtiyaç. İnanın herkesin başına gelebilir bir gün. Çünkü her gün Kızılay Başkanı olarak beni devamlı arıyorlar. Gece, sabaha karşı ne yapabilirim? Yani kan da yok. Diyebileceğimiz şu, siz bulun birilerini getirin, bu şekilde verelim. Eskiden böyle olmuyordu. Yani geçen sene ne kadar isterseniz veriliyordu stoklardan ama şimdi öyle değil. Yani ben şimdi versem size karşılıksız, öbür insana ne vereceğiz? Onun için ben şunu söylemek istiyorum. Herkes senede bir defa kan verse biz bayağı bir rahatlarız. Artık düzenli bağışçımız erkekler 3 ayda bir veriyor senede. Bayanlar 4 ayda bir veriyor. Hadi bundan vazgeçtik. Senede bir defa herkes kan verse 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Çünkü bir kandan biz eritrosit alıyoruz, trombosit alıyoruz, bir de plazma alıyoruz. Bu 3 kişinin ihtiyacını gideriyor. 3 tane insan hayatını kurtarıyorsunuz. Bu anlamda ben bugün bu kampanyamıza destek veren AK Parti İlçe Başkanımız ve teşkilatını sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun. Bugün burada çok önemli bir sosyal sorumluluk projesine katkıda sağlamak amacıyla bir araya geldik. İsmet Başkanımızın da ifade ettiği gibi kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu anlamda da Kızılay 1868'li yıllarda kuruluşuyla birlikte uluslararası arenada hakikaten çok önemli bir rol üstlenmektedir. Sadece kan ihtiyaçlarının karşılanması değil, aynı zamanda sosyal ihtiyaçların karşılanmasından tutun da depremde, selde, felakette milli bir dayanışmayı hakikaten ön plana çıkaran çok önemli bir kuruluştur. Bu manada da ülkemizin kan stok ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğu Kızılay üzerinden karşılanmaktadır. Tabii ki pandeminin vermiş olduğu etkiyle birlikte hastalığın artmasıyla bakıyorsunuz diğer taraftan kan ihtiyacı da giderek artıyor. Stokların azaldığına ilişkin çeşitli makalelerde ve köşe yazarlarının da yazılarına rastlamış oluyoruz. Bizler de Adalet ve Kalkınma Partisi Ünye İlçe Teşkilatı'nın mensupları olarak değerli dava arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla bu stoğa katkıda bulunmak, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirmek adına öyle bir karar aldık. Sadece bugün değil, her zaman Kızılay'ın yanındayız. Kanın ne kadar önemli olduğunu ve kan yapımının mümkün olmadığını en iyi bilenlerdeniz. Sadi Şirazi'nin çok güzel bir sözü var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diye. İnsanlar yaşayacak ki devletimiz de var olacak. Devlet de tüm tedbirleri alarak insanlarımızı koruma noktasında elinden gelen gayreti gösterecektir. Bu anlamda ben Ünyeli hemşehrilerimizin tümünü yılda en az bir defa da olsa kan vermeye davet ediyorum. Bu hakikaten sosyal sorumluluğun yanında çok ulvi bir görevdir. Çok milli bir görevdir. Bugün can kurtaranlarda, ambulanslarda duymuş olduğumuz ışıklı ve sesli cihazların yanıyor olmuş olması, acil bir hastayı naklediyor olmuş olması, inanın yarın bizim başımıza gelmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bizler de o can kurtaranlarda, ambulanslarda yer alabiliriz. En yakınlarımız yer alabilir. O açıdan hem onların geçiş üstünlüğüne ve geçiş önceliğine dikkat edelim. Aynı zamanda sağlığın ne kadar önemli olduğunu da bu vesileyle bir kez daha hatırlamış olalım. Ben özellikle bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen, bu organizasyona destek olan çok kıymetli teşkilat mensubu arkadaşlarıma, ana kademe yöneticilerime, kadın kollarımızın çok kıymetli mensuplarına, gençlik teşkilatımızın da aynı şekilde mensuplarına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız sayımızın biraz fazla olduğunu ifade etti. Esasında inanın biz birçok arkadaşımızı da yarına erteledik. Çünkü
pandemiden dolayı maske, mesafe ve sosyal mesafenin yanında hijyen kurallarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah bugün yapmış olduğumuz bu bağış geleceğe umut olur, yaşama yol verir diyorum. Sayın Başkanımıza böyle bir daveti için ekibine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Toplu fotoğraf aldı değil mi arkadaşlar? Benim tamam değil mi? Evet. Evet, büyük şehir bakıyor oraya.